Bir şey söyleyebilir miyim? Sen benim duvarıma, benim 2 günde uğraştığım bu duvarı nasıl öh Çok dersin? kötü, dayanamıyorum artık. Kedinin Bir de bakışına bak. oruçluyum ya, orucum bozulacak birazcık daha Kızım duvarı koklarsam öyle bir koklama, şey. orucun bozulur. Arkadaşlar hepinize merhaba. Oruçluyum. Vallahi bir anda buraya kendimi atacağım diye çok korkuyorum. Oruç ayrı bir mutluluk kızım. Niye öyle Ayrı diyorsun? bir mutluluk tabii. Bütün vücudum iflas edecek yani. Sen emin olun kedi dalmaya çalışıyor. 3 günlük çıkarılmış çorap gibi kokuyor düşün. Çok kötü kokuyor. 3 gün top oynamışlar. Ayakkabı da kalmış. 3 günde kurumuş Aşağı diyor. geldiğim zaman diyorum ki ay ben bunu koklasam orucum bozulur mu? Ama Felaket bir koku gelip gidip o yani. duvarı kokluyorsun kızım. Sen niye kokluyorsun? İğrenç kokuyor çünkü şuna Kızım o boyaya sinirimi konuda para bozuyor. verdik. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi çarşambaya kadar güzel bir vlog hazırlamaya, dolu Kesinlikle. bir vlog hazırlamaya iyi düşünüyoruz. Melike'nin odasına ayak aldım arkadaşlar. Televizyonu var, monte edilecek. Annesinin televizyonun üstüne kondu. Evet, annem kullanmıyorum dedi. Mutfağa büyük geliyor. Al sen dedi. Ben de Evet. aldım. Evet, dolu dolu bir vlogumuz var. Oruç vlogumuz olacak. Yani iftar vlogumuz olacak. Sahur olacak. Sahur olacak. Alışveriş olacak. Kışkırtma olacak. Ha? Evet. İlk başta televizyonu monte edelim arkadaşlar. Yavaş yavaş size kademe kademe gün gün saat saat ara ara çekeceğiz. Güzel bir Evet. like bekliyoruz sizden. Şimdi bu marifetlerini benim odamda bunları yaparken de Evet göstereceksin. burası bu arada arkadaşlar 2 gün sürdü benim yapmam. Aynı zamanda evi de komple boyadım. Gördüğünüz gibi renginden anlarsınız. Çok güzel yaptım. Gerçekten iyi iş başardım ama değil mi? Evet. Yani iyi şeyler yaptığımı düşünüyorum. Kesinlikle ama bir daha Evet. olmasın. Seninle ilgili çok kötü planlarımız var. Daha şey Hadi baba ya olacak. Hadi gidelim. çıkalım Hadi öncelikle gidelim. Melike'nin televizyonunu monte edelim. İftara kadar toparlayalım işlerimizi. Ay çok heyecanlıyım valla. Hadi bakayım. Sen bir ben mi? Hadi Haydi bakayım. Hadi bakalım. bak çık hele hele hele. Evet kediyi de tarıyoruz arkadaşlar. Aşırı bir tüy döküyor ya. Bakar mısın Duracağım bak. baksana baba. Ama çok seviyor bu taraf. Melike sana devredeyim mi kızım? Niye bu kadar yükü ben taşıyorum Melike'ye? Çantayı Ay mantayı. baba abart. Ver tamam ben alayım ver. Hadi koy şöyle. Serkan en sevdiğin Evet. şeyi göstereceğim. Bak tüy. Of ne tüy be. Ama çok güzel bir taraf. Evet. Evet, malzemeleri getirdik. Şimdi Ay tele. çok heyecanlıyım arkadaşlar. Niye? Şimdi Çünkü televizyon takacak. Çok heyecanlı, aşırı heyecanlı. heyecanlıyım. Ne var? Ben bu şeylere heyecanlanıyorum. Şuraya takmayı planlıyorum. Hatta bunu bir tık iteceğim. Yavaş duvarı çizme. Bak ben duvarla ilgili fobilerim oluşmaya başladı ha. Olsun baba. Buraya da koyarsın. Nereye takılacak bu? Buraya. Televizyona getir boş bakayım. Aa dur. Onu da getiriyorum. Bir saniye. Taranlıktan sonra da çok mutlu oluyor baksanıza. Yemin ederim benden temiz ya. Televizyonda bu arkadaşlar annemin beğenmediği, bana kakaladığı televizyon bu. Kakaladığı mı? Evet. Onda smart özellik var kızım. Şaka yapıyorum baba. Böyle. Nasıl? Oynar başlık da arkadaşım. Nasıl? Neyse onunla oynar başlık da böyle bunu bu şekilde oynatabileceğim. Pardon, Hadi çok beğenmediğim güzel olacak. mi dedi? Kıyamadım. Sana verdiğim televizyon mu? Aynen öyle. Kıyamadı bir Tamam. bozuk sana verdi o bence o televizyonu. Evet tamam. Hadi tak baba artık ya. Arkadaşlara da gösterelim nasıl taktığını. Evet takım taklavatı getirdik arkadaşlar. Şimdi sabit ayak mı yoksa oynar ayak mı ona Oynar bir ayak. deneyelim. Bir deneyelim bakalım. Arkadaşlar. Ben babama yardım edeceğim dedim. Sonra bir kakaladım buna bütün işleri şimdi. Dur bakın bakalım. Kızım Allah aşkına bıraktın gittin beni ya. Bir şey söyleyeceğim. Hızlan baba, hızlan. Bir Hadi şey beni tempo. gerçekten bıraktın gittin ya ben anlamadım. Ne olacak böyle? Bir şey olmaz be baba ya. Ben Her bu işi kamerayı bana da tam da yüklüyorsunuz. yapamıyorum ha. Kalsın işte şöyle bak ne güzel. Ya baba ben böyle Arkadaşlar beğenmedim. şimdi Arkadaşlar bir şey gel bir söyleyeceğim. çek bir dakika Ben arkadaşlar. bunu beğenmedim. Bu ne şimdi? Masanın üzerinde bence daha Bu güzel. İstediğin yere koyarsın. ne? Ya bu Televizyon olmaz zaten. böyle. Çok Kumandasıyla kötü. çalışan, Çok kanalları kötü oldu. değiştirip Ben ne beğenmedim. izleyebildiğim bir Tamam televizyon. ben şunu istiyorum. Bir çeker misin beni? Hı. Bir çeker misin? Ben arkadaşlar bunu böyle istiyorum. Televizyon hafif ya. Tablo Böyle gönderiyor. Bak ne kadar istiyorum. güzel. Tablo moduna geçti. İşte çok güzel böyle yukarıda asılı dursun istiyorum. Ben böyle arkadaşlar kafama göre bunu böyle oynatayım edim. Bak baba ben oruçluyum. Dikkat et. Söylüyorum bak ben oruçluyum. Ben de sinirliyim. Benim bir lafımı ikiletme. Ya Şu an duruşa bak. seni. Kabadayı gibi duruyor Şu ya an bu. seni bile yiyebilirim. Gerçekten çok acım. O yüzden bunu buraya yap olur Tut mu? bakayım. Şöyle de yapınca bak kameraya gel. Şöyle de yapınca 3 kere bize doğru dönüyor şu şekilde. Aa. Tamam. Oo. Ama çok güzelmiş. Kamera gören masum köylü. Evet buraya asacağım bir iki. Oynar başlıklı zaten bu. Evet. Televizyonunuzu böyle çekebilirsin. Bilgisayara çalışırken Evet. tutabilirsin falan Evet. filan. Inter Milan. Nasıl? Evet. Çok güzel. Hadi baba hızlı bir şekilde bak ben gidiyorum. Ben gidip Hayır gelene bekle kadar bak yapmış montajı yapalım. oluyorsun tamam mı? Hayır kızım montajı. Açım.
Açayım. Tekte attım da öyle kapıyı çekip de gitmek de olmuyor işte. Gördünüz arkadaşlar. Gidiyor bir de el sallıyor. Tekrar bakın, gideceğim. Usta adamın kızı nasıl olur? Al bakayım teraziye. Öyle değil kızım, teraziye al. Dengeli. Montaj için. Bak tekte. Tamam. Öyle dur, şimdi işaret alacağım. Sıkı tut. Tamam, tuttum. Demire iyi bastı. Tırnaklardan yapamıyor ki. Tamam, şey gibi, bastım gibi, baba. Kazık gibi tırnak var. Bu arada kadar tırnağını da kırdı. Tamam, bastıysan bırak öyle. İşaret alacağız. Bele. Çok zor, hızlı. Bele. Bana bırak. Bele. Ve bele. Evet arkadaşlar, bu arada size mideniz bulanmayacaksa tırnağımı gösteriyorum. Midesi bulanacaklar çok hafiften geçebilir bu videoyu. Bakın normalde şöyle. İçi de böyle. Evet, okulda şimdi... kart oynarken yanlışlıkla tak diye gitti. Şimdi tam bu prizin üzerine koyacağız aslında normalde. Burada bir priz var. Tam Melike'nin yatağının karşısında ama burada arkadaşlar elektrik tesisatı, kablo tesisatı geçtiği için biraz sağa alıyorum. Zaten bu ayak sağa sola oynuyor. Hemen hemen ortalanmış gibi bir şey olacak. 4 tane delik deliyorum. Yalnız yanlış ucu takmışım. Ama neyse, bu da deler. Sonuçta duvarlar çok zayıf çünkü. Çekice bak. Sen onu bırak, çekice bak. Çekice bakar mısın? Aşağıda herkes tembellikten gidiyor. Duvarlar bir tık arkadaşlar şey oldu ama dediğimiz gibi bu bizim suçumuz değil. Yani yapacak çok, bir şey yok zaten. Sıvası çok kötü, çok dolu bir sıvası yok. Olur. Zaten arkadaşlar bu görünmeyecek bile, yani bunun arkasında olacağı için görüneceğini düşünmüyorum. Evet. İnşallah görünmez. Şöyle duracak. Görünmeyecek zaten de yani ama en azından sağlam olması önemli tabii. Evet baba. Hı. Hızlı ol. Hızlı ol. Bu delik nasıl işaret almıştı da bu böyle olmuş? Yani işareti sen aldın, beni alakadar etmiyor. Şuna baksana bu. Arkadaşlar. Buradan bak, buradan göster. Bak delik burada. Bizim şey burada. Ne olacak böyle? Bilemiyorum, senin suçun. Ben doğru düzgün tuttum yani. Terazi iyi almamışsın. Ben mi? Sen işaret dedin, ben ne yaptım? Herkese bir suçlu lazım. Evet, fark ettim. Bu evin suçlusu da sensin. Bu yalnız şey ama nasıl takayım bunu? Evet. Ellere bakın. Sıkarken suratını da çekeceğiz. Kızım vidayı öldürdün. Vidayı kafa gitti. Vidanın kafası çürüdü. Niye yaptın? Kaçırdın vidayı. Onu nasıl önce yaptın? Ana, montaj vidası gitti. Bir saniye. Bastır şöyle. Ha. İşte bu. Adam ki. İşte çak. Yaptım. Bu niye havada kızım? Dur, hemen baba onu da hallediyor. Aa, çok güzel. Bakar mısınız? Vidamın parçaları. Evet. Şimdi şu para üst bölümü takacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar, o tırnaklarla nasıl sökülüyor. Çevir bakayım eline bir daha. Çok güzel sökülüyor bana. Dur, bunu da çıkartayım. Baya baya söküyor arkadaşlar, bakar mısın? Niye sökemeyeyim baba? Benim elimi korum tutmuyor. Yok, genel anlamda hani başaramazdın, yapamazdın. Oruçlu ağzına konuşturma beni. Aa, söktü. Diğeri de sök. Baba niye bu kadar şaşırıyorsun? Söküyorum. Aslan kızım ya, gerçekten. Kırıcısın. Benim işim bu. Kırıcı olmak. Ama bence arkadaşlar gayet güzel yapıyorum. Bu arada tırnaklarım bu kadar uzun değildi. Ben kendim de çekeyim. Ama bayağı uzadım. Onları da bayağı kısa yaptırmıştım da. Çıkarttırmam gerekiyor onları. Evet. Evet. Bence yapıyorum ben ya. Kediye bak. Ben... Allah aşkına kediye bakın arkadaşlar. Nereye gitti bak. Ustası baba. Oğlum yani. Baba sana şu an şeyi görüyor musunuz? Meydan okuyorum. Kediye bakın arkadaşlar. Bak. Bitti. Bak. Nereye giriyor ya? Allah'ım yarabbim. Hı? Sıradaki görevi verin bana. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok başarılı bir çocuk. Gerçekten eli her şeye yatkın. Ay, sivilcesi ağzıma geldi. Ben daha fazla kaçırsayım. Ben bakalım. Artık buradan çıkıyorum. Ben kaçarak da artık. Hadi güle güle. Ben gidiyorum. Görüyorum baba seni. Kızım eskiden sen çok güzel korkardın. Biz çok güzel zamanlar geçirdik. Ne oldu? Bitti. Bu arada mavi kutu diyordum, yanlış kutu demiştim sana. Evet, fark ettim. Ben de bir saat önce mavi
Evet, arıyorum. Üç keredir gittin geldin. Çok zor oldu senin için. Çok üzüldüm abi. Artık bana bir iş ver de yapayım. Evet, kutunun içinden çıkan vidalar arkadaşlar bizim istediğimiz gibi olmadı. Yani buraya uymadı. Şimdi bu parçayı takacağız buraya. Yani Melike takacak. Ben takacağım. Tuğne vidayı ver baba. Bak biz burada konuşuyoruz. Bizi şu an izlerken kendimi suratına bak. Şey hissediyorum, böyle ustaymışım, sen de böyle yanındaki çırakmışsın gibi. Boyunuz kulağa geçer derler. Evet, çok sıkıma patlar. Tamam, çok yeterli. Evet, şimdi arkadaşlar televizyonu karşıya atıyoruz. Yapacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şu anda televizyonun montajı bitti. Melike siliyor. Evet. Göster bakayım arkadaşlar nasıl oldu Melike. Şimdi arkadaşlar ben normalde bunu böyle kullanmayacağım. Hı-hı. Şu şekilde kullanacağım. Bakın bunu istiyorsanız böyle sola yatırabiliyorsunuz. Daha sonra şu şekilde sağa yatırabiliyorsunuz. Fark etmez ama ben bunu arkadaşlar şöyle kullanacağım. Şu şekilde. En güzeli böyle. Ama isterse mesela burada bilgisayarda sen ders çalışıyorsun. Mesela herhangi atıyorum çalış, aynen ben bir şeyi hem ders. Onunla ilgili bir şey göstereceğim. Ders izliyorum hem de şey yapıyorum. Mesela bunu bu şekilde çevirebilirim. Yani mesela evet, burada oturup hem izleyebilirim. Ya da aynadan televizyon ya da makyaj yaparken. Aynen, makyaj yaparken buradan izleyebilirim. Müzik açabilirim. Bence çok güzel. Zaten ben bunu açacağız hem dizi izlemek için hem de full müzik dinlemek için. Evet. Yani ilk defa şu, yani ilk defa derken yani şöyle de yapabilirsiniz. Direkt şöyle bastırıp duvara da oturtabilirsin. İlla çevirmene gerek yok. Ah ah. Ay, ayağım gitti. Sarıladı, sarıl tamam. Sarılayım mı? Sar. Ay. Evet. Az kaldı hadi. Merhaba. Welcome to my channel. Selam. Azıcık yemişim. He? Azıcık yemişim. Yedin mi hakikaten? Yok canım, olur mu öyle şey? Serkan hadi, yarım saat bile yok iftara ya. Şimdi evet arkadaşlar, şimdi iftar saati olduğu için, iftar saati yaklaştığından dolayı bu arada evde biraz dağınıklık, böyle karışıklık varsa hatta ben size küçükten bir sofrayı göstereyim, gelin. Bir dakika, sofrada bir şey yok kızım, fazla bir şey gösterme, ben gördüm. Niye öyle diyorsun? Bütün gün oruç tutup bunu mu yiyorlar azıcık? Aa hayır, bence çok güzel. Menüde ne var, menü? Kızartma var, Eren'in salçası, Melike makarna salatası. Bunu hep yiyor zaten, her bir duda var zaten. Dolapta kısırımız var, kahvaltımız var. Evet. Tatlı var. Şöyle geçin de ters açı biraz ışık şey yapmasın. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Siz de yorumlara yazın. Hı-hı. Ben mesela orucu açmayı en çok böyle kahvaltı yaparak seviyorum. Hı-hı. Hani böyle büyük şeyler, pizzalar, hamburgerler falan hiç sevmiyorum. Böyle ne bileyim. Zaten çok fazla yemek çok yiyen biri değilsin. Aparatif şeyler yemek. Dolmamız var. Bu kadar evet, işte. Dolmamız var. Bak aç bir. Ben onu daha önce gördüm. Böyle aç mi yiyorum? Yok. Hele yiyorum. Aç. Şu an zaten oruçlusun diyemiyorsun. Kızım koklama, orucun bozulur. Senin o duvar boyaları kokularından benim... O duvar boyası değil, ayak koku. Zaten bu domatese benziyor. Ben oruçlu değilim, verebilirsiniz. Bak bakayım tadına. Benim canım çekmez. Bak bak. Arkadaşlar sakın şey yapmayın, kızmayın. Yo yo canım, yapıyorum. Bize test et. Beğenmedi. Abart. Allah canımı alsın, çeri domatesi. Gerçekten böyle mi? Ve çamaşır suyu tadı var. Gerçekten. Ay. Evet. Bir Melike. Ay benim canım daha çok çekti şu an bu arada. Bir tane ne oldu? Bir tane niye kamerayı böyle göreceğime resim atıyorsunuz? Bozdurduk. Bunu bir bayan alıyordu. Alsam mı almasam mı deyince benim dikkatim çekti, ben alacağım dedim. Keşke almasaydım. Kaç para verdin ona? Ben tadını çok merak ettim. Belki ben beğenirim arkadaşlar. Ona 70 lira para mı verdin? 69.99. Ha iyi ki 70'li. Nasıl öğrendik 70 lira olsa? He? Ben zaten absürt şeyleri seviyorum. Bence ben bunu kesin beğenirim bu arada. Evet, soframız arkadaşlar bu. Niye bakıyorsun kızım? Yok bir şey, bak göstermeyeli. Ama bak şuradan güzel açıyla al böyle. Kızım siz dalga mı geçiyorsunuz? Ya o kadar güzel yapmışız insan. Ha burada göz göz. Hayır burada göz teması kuruyorum ama sen dalga mı geçiyorsun bizim? Kızım masada bir şey yok. Vay vay bak. Yani bir şey yok derken Allah'a hamdolsun, şükürler olsun da yani. Her şeyimiz var. Tabaklarımızı getir. Tamam o zaman sen yemezsin, ben gidiyorum. Mutlaka. Hayır bir dakika, bir masada bir şey yok ya. Ama dur ben hazırlayacağız daha tabakları falan. Siz oruçta olduğunuz zaman ben çok güzel bir ziyafet çekiyorum genelde, yok bir şey. Yok. Sen anne babam yemiyor. Özel şef size patates yapıyor. Evet, hazır patates yapmasını pek sevmiyorum ama yok ben sevmiyorum. Dondurulmuş ürünleri hiç sevmiyorum nedense ben fazla. Evet arkadaşlar şöyle. Bu arada Eren de oruç tutuyor. Ha bu arada evet. Bu arada kızım çaktırma. Eren orucunu 12'de bozdu. Bir de dayanamadı, bozdu. Ha, ama kimse söylemedi de biz söylemiyoruz, tamam mı? Tamam. Videoyu izleyecek. İftar masasında bir anda bağıracağım. Sen orucunu mu bozdun falan yapma ya. Deme, çok üzüldü zaten ama neyle orucu neyle bozdu biliyor musun? Orucu neyle bozdu biliyor musun? Mikşekle.
Kokusu çok güzel geldi, dayanamadım. Biz ona şey diyelim, helal paşam sen nasıl tuttun bu kocaman. Aa, şaka maka 5 kere 5 gün tuttu, yarın da tutacak. En son arkadaşlar evet. İftar masasında terliyordu. Ben de videosu böyle... var hatırlamıyorum. Ama ne zaman çalıyor, kaç dakika kaldı falan, ama çocuk nasıl terliyor gözünün önünde. Evet. Ketçap. Eren de bayram için tıraş oldu, böyle dazlak şekilde geldi ama. Ne oldu oğlum? Sinirlen. Gene sinirlendi. Oyun oynuyor. Ne oyun oynuyorsun Eren sen? Brawl Stars oynuyor. Ben hemen kasada şutlar atacağım derken 50 kere... Brawl Stars oynayınca niye sinirlendin onu anlamadım. Karakterim 35 şut yapamıyor. 34'te kaldım. Bozdum. Aa bak, dürüst konuş. Aferin lan. Dürüst ol böyle. Neyle bozdun? Milkshake. Milkshake'le. İyi hadi sofra kurusun da başlayak hadi. Dedim ya ama anne ben orucumu bozmak için aldım bir şey, açtım içtim. Dayanamın. Evet. O sıram arkadaşlar helal olsun valla, 5 gün boyunca çocuk gerçekten yetişkin orucu tuttu yani. Evet, Melike'den fazla oruç tutmuştur bak, tam olarak net söylüyorum, Melike'den fazla tutmuştur. Niye giriyorsun öyle konulara şimdi ya? Ve beklenen sahne. Evet arkadaşlar, dua okunuyor. Okudun mu? Okudum. Açtın mı orucunu? Yok yok. Suyunu aç o zaman orucunu. Ben şu an bari bir 5 saat daha tutarım aslında. Duan ettin mi? Ettim. Suyunu aç orucunu hemen. Ezan bittikten sonra değil mi? Ezan Allahu Ekber dediği anda bozmak gerekiyormuş. Evet orucunu aç. Aç bakalım orucunu. Bütün arkadaşlarla ben nasıl olsun? İçerken gözlerini kapattığına göre çok güzel. Evet Allah kabul etsin Allah sizin oruçlarınızı. İzleyen herkesin orucunu kabul etsin. Allah kabul etsin. Aynen. Videoyu gündüz izleyen arkadaşlarımız varsa onların da akşam izleyenlerimiz de. İçime oturdu su yani o kadar. Evet camı kapatayım. Şimdi ne var soframızda gösterelim o zaman. 5 saat. 5 saat tutacağım dedi ablam, yemeği girmeyeceksin. 5 saat tutacaksın. Evet neyimiz var? Şimdi patatesimiz var arkadaşlar. Sosisimiz var. Eren sosu gömüyor. Şöyle kahvaltılık tabağımız var. Dolmamız var. Makarnamız var. Ben çok konuşamıyorum orada, yemek. Ağzı dolu. Sessizliğinden anlamışlardır arkadaşlar. Kısırımız var arkadaşlar. Reçelimiz var. Şurada tulum peynirimiz var. Bunu merak et. Aa bunu merak et. O meyveyi versene. Baba bunu çok denemek istiyorum ya. Kızım bir yemek yemeden olmayacaksın. Hadi evet. Tabii ki ama büyüğünü alacağım bir tık. Ay nasıl, kötü mü sana? Sen vallahi çamaşır suyu falan dedim baba. He? Çamaşır suyu dur, falan. Dur kamerayı sabittim, hep beraber görelim. Dur. İyi tamam okey. Şaka yapıyorsun. Allah, o kadar mı kötü? Ay çok kötü. Çamaşır suyu tadını da aldım. Biraz klorak dediklerimiz bir tadı var. Abla ben bunu yedim. 10 tane yemeye çalıştım. Beğenmedin mi? Ay. Niye övdün ya. Klor gibi. Arkadaşlar böyle bir havuzda yüzersiniz de ağzınızda bir anda su kaçar ya. Bu ne ya? Aynı sofada. Öyle bir tat valla. Hayır bir de çok net ediyorlar. Çok güzel bir meyve diye. Kesinlikle çok güzel bir evet, meyve. Evet yani ben niyetli olmadığım için arkadaşlar çok aç değilim ama. Sen hani, çok acıktın. Usul bozulmasın. Bak sen istediğin bir kısırla makarna. Versene kısırmanı. Ben şu an şey gibi seviyorum. Bu sefer böyle koyup farklı bir ortam yapmak istedim. Farklı bir konsept olsun istedim. Sanki arkadaşlar şu an bizimle birlikte yemek yiyormuş gibi hissediyorum. Evet. Tekrar diyorum arkadaşlar. Oruçlarının Allah oruçlarını kabul etsin. Kesinlikle amin. Allah oruçlarını kabul etsin. Ve Allah kolaylık versin arkadaşlar. Gerçekten çok zor bir şey çünkü. Yok kanka ben sonra alırım. Galatasaraylıların yorumlara bekliyorum. Evet, Eren diyor ki Galatasaraylıların yorumlara bekliyorum. Sen hadi en son Galatasaray'ı değiştirmiştin. Başka bir yere gitmiştin. Dün değiştirmişim. Çay. Çay. Hemen. Çay mı? Önceden çay böyle denirdi. Dün çay böyle oldu. Çay böyle, hayır böyle oldu. He? Çay veresan. Çay veresan. Nasıl yapıyorsun? Isı götürüyor değil mi? Çay. Çay veresan. Ya da şey. Çay yani, çay ver bana. Öyle. Normal çay ver yani. Kamerayı alıyor biz değil mi? Yok. Şimdi biz video çekiyoruz diye böyle yemek yiyoruz. Şimdi normalde kamera yok ve senle ikimiz oruçluyuz, yemek yiyoruz. Nasıl yiyeceğiz? Asla konuşmuyoruz. Bir kez salçaya bandı. Arkadaşlar ben... Abartma bak. Yemek yiyecektim. Patates vardı. Al bak en güzel. Böyle aldım, böyle yedim. Yarım saat sonra yemeye yani evet böyle kibar bir şekilde yemiyoruz. Açık. Herkes çok ayrı kafada var ya. Şimdi normal ediyoruz. İnsanlık dışı da yemiyoruz canım, Allah Allah sen de ammettin ha. Vallahi elini. Sadece ne yutuyorum onu anlamadım. Güzel güzel yemenin acı acı toplaması olur. Valla bayılacağım baba şimdi ya. Hadi gidip yatarsın birazcık dinlensin. Ama arkadaşlar gerçekten çok yoruldum. Hani oruçtan sonra böyle toplamak kaldırmak ekstra zor oluyor yani, aşırı külfet. Evet. Baba bir şey söyleyeceğim, bir gelsene.
Nereye gidiyorsun kızım? Kedicik. Güzel kedicik. Çok seviyorum bu kediyi, böyle sevmeyi. Melike çok rahatsız oluyor bu laftan. Kızo. Aman kızım. Yarim kızım. Kızım. Aman kızım. Yeniden doğmuş bir. Kızım ne yaparsan yap yeniden olmayacak bu iş. Bak ben sana söyleyeyim, zorlama, olmuyor. Kırıcısın baba. Ana derisini söktü. Tek elle bir de o kadar zor oldu. Evet arkadaşlar, Melike'den kurtuluyoruz. Ay pardon, Melike yatıyor. Pardon. Yatmadan önce bakımını yapıyor. Bakım. Ay yüzümden gitti bir şey. Rot balans yapıyor arkadaşlar. Elime su kaçtı. Yaraya su geldi mi, acıyor mu? Doktor sakın eline su değdirme dedi. Sen oruç tutuyorsun diye antibiyotiği de içemedin sabah. İki tane ilaç verdi arkadaşlar, onları da yapamıyorum. Bence sen yarın tutma, antibiyotik içeceksen. Çok önemli çünkü. Bir saniye. Çünkü bak antibiyotik içmediğinden beri elin acıyor değil mi? Evet acıyor, dokunamıyorum bak işte. Yanıyor şu an. Çünkü arkadaşlar takma tırnakla beraber ana tırnağı da havaya kalktı. Kendi tırnağım da gitti. Bu arada bilmeyen arkadaşlar varsa, takma tırnakla ana tırnak havada. Aynen. Bak şöyle bir göster. Yara bandı takıyorum ki kendi tırnağım kalkmasın diye. Görüyor musunuz? Bakın altı kan oturmuş. Antibiyotik çok önemli çünkü. Gün içerisinde siz görmüyorsunuz ama ben oraya buz falan da koyuyorum. Hatta bu aralar koymadığım için yapmadığım için şişti biraz. Bir tane şöyle bir yüzümü sileyim. Elhamdülillah. Hadi gidelim. Havlunun yeri orası mı kızım? Elhamdülillah. Hadi gidelim. Kızım havlunun yeri orası mı? Elhamdülillah. Hadi gidelim. Üç kere elhamdülillah demiş oldum. Bak işte ne kadar güzel. Evet, şimdi bununla bunu kullanıyor arkadaşlar, ağrı kesici var. Gerçekten de ağrılar oluyor arada, bir içiyor. Acıyor ve hani böyle şu an bir yere böyle dokunamıyorum, direkt acıyor. Şimdi sizlere benim her zamanki ritüelimi göstereceğim. Cilt bakım ritüelimi göstereceğim. Ritüel mi? Evet. Ben buna ritüel diyorum. Artık benim için o kadar ciddi bir boyuta geldi ki ritüel diyorum. Evet arkadaşlar, eziyete hazırsanız başlıyoruz. Bu arada TikTok'ta mesela arkadaşlar yorumlarda bana çok yazıyorsun cilt bakımı ne diye. Kamerayı bu tarafa çevirdim, sen de aynaya bak. Aa tamam, aynen böyle. Şimdi ilk olarak sadece bir lip balm süreceğim. Çünkü dudaklarım aşırı kuruyor benim. Özellikle mevsim geçişlerinden dolayı. O niye böyle? Çekiyorum kızım, arkadaşlar daha iyi net görsün diye. Tamam. Uzak dur öyle. Melike her yanağının her tarafında sivilce dolmuş. Evet ya arkadaşlar, nedense bu aralar çok sivilcelerim çıkıyor. Bence çok kozmetik malzeme kullanıyorsun. Bence ondan. O yüzden değil bu arada. Bence mevsim geçişlerinden. Kim ne derse desin, ergenlik döneminde çok fazla kozmetik makyaj malzemesi kullanmak çok yanlış bir şey bana göre. Kullanmayın. Yüzünüzü doğal şeylerle yıkayıp temizliği bırakmaya özen gösterin. Beni dinleyin, kaybetmezsiniz. Çok ciddi cilt probleminiz yoksa ilaç, kimyasal madde kullanmayın. Ben kullanacağım. Ya ilerleyen yaşlarda çok çabuk cildiniz şey olur. Ha, evet o doğru bir şey arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim size, böyle taraklanır mı diyeyim, böyle deliklenir mi diyeyim, yani böyle tarih diyeyim, ne diyeyim. Yani çok fazla cildiniz hasar görür. Nedense bu aralar evet benim de cildimde çok sivilce çıkmaya başladı ve bu çok sinir bozucu bir şey. Şimdi yapmana engel olacak şey ne? Parmağım. Kamerayı ben tutuyorum kızım. Ha, parmağım. Ha, doğru. Parmak. Arkadaşlar yara aslında yaparım ama yara bandımın su olmasını hiç sevmiyorum. O yüzden yapmıyorum aslında, yapabileceğim bir şey. Evet. Ne sürdün sen şimdi? Krem. Ne kremi? Adı ne? Arkadaşlar marka önerisi değildir kesinlikle. Kesinlikle arkadaşlar, ben öneriyorum diye yapmayın, size cildinizde kötü gelebilir yani. Evet, bana bir şey önermiyoruz, bir şey. Sadece kullandıklarını gösteriyor. Aynen. Reklam falan filan da değil. Şöyle. Yani. Ya çünkü gerçekten mesela canlı yayın açtığında falan o 100 kişiden 100'ü bana ne kullanıyorsun diye soruyor. Böyle sürüyorum. Kızım o boya bildiğin. Neyse. Bunu bakın bu şekilde. Böyle kapatıcı gibi bir şey bu. Çok garip. Bunu böyle üzerine sürüyorum. Daha ve... var mı kızım? Bundan başka sonra? Yok. İyi hadi ne olursun. Ya baba azıcık bir şey yapıyorum. Saat 12.30 kızım. 12.30'da ben senin makyajına bakmamı dinleyemem. Tamam yatacağım şimdi. Niye bu kadar uzatıyorsun? Ben senin her şeyini uzatmıyorum. Ne yapalım şimdi? Kameranın arkasında kavga mı edeceğiz seninle? Niye böyle kavga ediyorsun? Yani, anlayamıyorum ki. Kavga etmeye gerekli bir şey var mı? Yani, ben de bunu çizmedim efendim. Yeterli. Bunu da böyle sürüyorum. Bu kadar. Ya ben sensiz ne kadar rahat video çekiyorum. Gidiyorum evimi yapıyorum. Kampımı yapıp geliyorum. Seninle uğraşamıyorum ben ya. Bu arada kamp videolarımı seviyor musun? Çok seviyorum. Vallahi. Vallahi seviyorum. Ya ben sana bakıyorum. Ben niye buraya bakmıyorum ya? Gerçekten arkadaşlar ben normalde böyle videoları açıp izlemem. Yani beni sarmıyor açıkçası. Yalan söylemeyeyim. Ama babam o kadar güzel yapıyor ki. O kadar rahatlatıcı ve huzur verici yapıyor ki. Çok güzel ve gittiği yerlerde, burada çok tehlikeli yerler, kurtların arasında kaldığını bilirim yani. Evet. Bayağı güzel. Kamp yapmayı
ezelden beri çok severim arkadaşlar. Arabaların falan malzemeleri de var. Bir ben sevemiyorum. Evet, dedim ki madem bu kadar malzemem var niye dedim kendime dedim böyle bir YouTube kanalı yapıp da video çekip de dedim böyle güzel videolar çıkarıp da kamplarda kalmayayım dedim. Kesinlikle. Sonra yaptım. Hadi. Yani babam dükkan açsa kızım, arkadaşlar gel, hadi. Kızım gel kızım hadi. Hadi kızım. Hadi daha sahura kalkacaksın. Hadi. Dur Melike odanı temizleyeyim. İlla ödeşiriz baba. Hadi kızım hadi. İlla ödeşiriz. Hadi. Daha sahura kalkacaksın hadi. Arkadaşlar videonun devamı yarın gelecek. Yarın Arife. Değil mi? Yarın Arife. Evet, evet yarın Arife. Günlerce, evet, yarın Arife arkadaşlar. Yine bir iftar videosu. Bayağı bir dışarıda bir vlog videoları olacak. Kesinlikle. Alışverişler, dinlenmeler olacak. Şeyleri, elektriği de böyle kapatıyoruz bakın. Ya bence hepsini fişini çekmektense böyle çekmek daha mantıklı. Niye burada arkadaşlar. Düğme var kızım? Ana bak. Sana bunu yaptık. Basıyorsun kapanıyor. Niye kapatmıyorsun? Ne bileyim ama benim daha çok hoşuma gidiyor. Baba hadi şimdi kapasana. Değil mi? Aslında izleyeceğim ama vallahi çok yorgunum. Mükemmel duruyor. Yarın izleyeceğim. Kediyi de içeride bırakıyorum. Hadi. Kapım kapanmıyor benim. Hadi sahurda görüşürüz. İyi geceleri Feyzo. Hadi bakalım. Bak hele. Hele bak. Kızım sen nasıl bir çocuksun? Sen nasıl bir evlatsın? Şu odanın haline bak Allah aşkına. Sen ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun Melike? Ne yapıyorsun Melike? Ne yapıyorsun sen kızım? Kızım sen Melike ne yapıyorsun? Makyaj yapıyorum ama sakin ol. Ne oldu? Senin yüzünden ne oldu? Gözlerinin altında ne oldu? Oruç da tutmadın zaten. He? Ya bir şey orada beni suçlama bu arada. Orada benim suçum tamam, yok. Tamam antibiyotik içiyorsun. Ağrılarım vardı tutamadın. Evet. Makyajımı yapıyorum. Bu ne arada yapacağım? Hakikaten arkadaşlar ağrısından kalktı yani sahura. Normalde alarmla kalkıyorum arkadaşlar ama elime yara bandı bile yapıştıramıyorum. Evet. Bakın yara bandları orada deniyorum yara bandı. Yatağının başının ucuna atmış. Şu odaya bakın arkadaşlar. İfşa. Evet Melike'nin odasında ifşa. Görüyorsunuz. Baba bak vallahi o çalışma odanı bir ifşalarım. Bir ifşalarım. Oda baskını yapacağım hayatım, da arkadaşlar. Doğru. Kapı çal. Oda baskını yapacağım da kapı çalışmıyor. Bakın. Bak. Ancak içeriden kilitleniyor. Yapmıyorsun ki baba. Ben sana yapıyorum. Tamirci miyim ben ya? Allah Allah. Seviyorsun bir şeyleri yapmayı. Bir şey söyleyeceğim. Ben kredi kartı bende. Ben nasıl olmuşum bu arada? Bakın cikstiriyorum değil mi? Zayıfladım arkadaşlar. Nasıl olmuşum? Gerçekten çok zayıfladım ama ya. Bayağı çok zayıfladım. Neyse arkadaşlar. ben diyorum. Kredi kartı bende. Parfüm para da alacağım bende. Bu arada. Parfüm de alacağım. Parfüm para de bende. Bakacağım. Bayram alışverişi yapacağız. Kedi için tıraş kesinlikle. Yaptıracaktık arkadaşlar. Bu arada kedi için tıraş yaptıracağımız pet çok şey bulamıyoruz. Veteriner bulamıyoruz. Çünkü bayram öncesi çok yoğunluk var diyorlar. Maşallah kime sorsak. Bize yol veriyorlar bile. Doluyuz yapıyoruz. Biz de bulamıyoruz ama bulabilirsek kesinlikle götüreceğiz. 1000 liraya tıraş ediyorlar arkadaşlar. 1000 liraya da muayene ediyorlar. 2000 lira para. Ben diyorum ki 3000 lira vereyim de diyorum şunun gerekli işlemlerini yapalım. Diyorlar. Olmuyorlar. Neyse sen şimdi aşağı iniyorsun. Bana asla bağırmıyorsun. Asla Melike lafını duymak istemiyorum. Çünkü kendisi... Bırak beni sinirletme. Bırak dağıtırım her şeyi. Her şeyi yıkarım. Çık dışarı. Yıkarım her şeyi. Çık dışarı. Bir daha konuş. 5 dakika içinde geldin. Tamam baba sana. Bana bağırma artık ama ya. Bağırmıyorum kızım benim ses tonum böyle. Bağırma. Melike demek istedim. Benim adım Selim artık. Kızım 5 dakika. 5 dakika. 5 dakika içinde her şey hallolacak. Yoksa sen artık yoksun. Ayakkabıyı bağlayamayan zi. Nasıl bağlayamayan zi harbiden? He? Yani gerçekten bak normalde şuraları da bağlamam lazım. Senin için bağlamıyorum baba. Bağla genç kızım bağla. Diye. Parmaktan bağlayamıyor ki arkadaşlar. Bak kazık gibi duruyor. Daha şey çöpe atacaksın hadi. Annem ben çöp çıkış. Hı? Ben valla binayı ayağına kaldırırım. Kızın. Sen atacaksın. Atacağım. Ben niye atacağım? Ben atacağım. Bu evin çocuğu da sensin. Bebesi de sensin. Terliklerini de çıkar. Koy. Evet arkadaşlar tadilat devam ediyor, temizlik devam ediyor. Bakın hala halılar orada. Hadi al çöpü. Bas asansörü. Tamam bir şey yapayım. Yere değdi mi İver? Gel gel. Kızım gelsene. Allah hayatımda senin kadar güzel çöp taşıyan görmedim ha. Al. Sağ olasın. Ben de senin kadar hayatımda böyle güzel çanta taşıyan görmedim. Evet daha da güzel taşıyabilirim. Burayı da yaptılar. Bir türlü düzeltmediler. Böyle kaldı ya. Yapacak bir şey yok. Bugün bütün kredi kartını sömüreceğim. Bugün sen hiçbir şey yapamazsın. Yap. Çünkü sana sadece bayramlık alttan üstten bir şey alıp gelecek. Ne alaka? Benim bayramlık parfümüm yok mu? Hı? Bayramlığım yok mu? Yok. Kızım o kadar parfüm ya. Daha bunun üzerine parfüm alırsak ayıptır ya. Doğru tabii tamam. Of çok sıcak değil mi? Hadi bugün bir tık şey yapacağım sana. Sakin bırakacağım. Sen de niye bu kadar sıcak burası?
Arabanın içine yaz gelmiş gibi. Çünkü güneşin altında duruyor. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazar mısınız? Sizce hava çok erken ısınmadı mı? Hayır, bence bir anda sanırım. Ve çok erken ısındı. Normalde Nisan aylarında böyledir. Yağmuru da güneşi de sıcağı da çok olur. Çok garip yani. Ben bir gün üşüyordum. Ertesi gün bir baktım kısa kollu giymeye başlıyorum. Yorumlarınızı mutlaka arabanın bekliyorum. Arabanın arkasına bakın arkadaşlar. Geçen kamptan geldim hala öyle duruyor dağınık i̇şte, şekilde. Kampçı adam dağ adamı arabası işte. Ne yapacak? Mağara adamı. Dağ adamı. Burada da mı bir Brutus? Neyiz? Brutus. Azıcık ya kılısın. Arkadaş no, AVM'ye boş. Geldik. AVM'de bile şey yapıyorsun. Aldın mı telefonunu? Aldım. Takla bak çarık çanağını. Ya baba bak rüzgar olunca hemen saçlarım arkadaşlar dudağıma yapışıyor. Yemin et hemen başka AVM'ye gidelim gel. Hemen baba dur. böyle gireceğim içeri. Evet, Torium AVM'ye geldik arkadaşlar. Şimdi Torium'da alışveriş yapacağız ama içerisi otopark, burası açık otopark, normalde bomboş olur. Bir tane bile. Arkadaşlar bugün ben şey düşünürdüm, hani insanlar hani evde oturur çok dışarı çıkmazlar çünkü Arife biliyorsunuz hani. Ama maşallah herkes dışarıda. Vallahi yemin ederim. İnşallah içerisi çok da kalabalık değildir. Bütün açık otoparklar dolu, üst kat otopark dolu. Yani burası bomboş olur normalinde yani. Fark etmiyor kardeş. Ben bugün o bayramlıkları alacağım. Evet, aslanı da buraya koyduk. Paşa ya, valla kral canavar. Hadi gidelim bakalım, inşallah kalabalık değildir. Evet. Bu ne kalabalık ya. Abi aşırı kalabalık var. Bir de şurada çocuklara ait bir parti var galiba. Biz de mi gitsek? He? Biz de mi gitsek? Partiye mi? He. Ama çocuklar seni görürse. Zaten birkaç ama yaşı ufak onların. Ama ben gerçekten bu kadar kalabalık olacağını düşünmüyordum. Şimdi ne yapayım diye düşünüyorum. Nereye gidebilirim diye. Ya olmadı alırız evde gösterirsin. Öyle yaparız ama bir iki kere gösteririm mi arkadaşlara ya? Bakarız artık abi şeyin içi mağazaların doluluğuna göre değişir. Aç mısın? Biraz açın. Ben de biraz açayım. Arkadaşlar bu videoda göstereceğiz ne yediğimizi. Az çok sizlere çok şey yapmadan, canınızı çektirmeden. Sen beni takip et, ben seni yönlendireceğim. Takip edin de ekrana da bakıyorum. Ben de acıktım birazcık aslında. Sen şimdi nereden alacağına karar verdin mi? Burada arkadaşlar ilk önce bir H&M var. Oraya gideceğim. Bu arada benim sesim geliyor mu? Ben sesimi yükselteyim mi biraz ya? Bence geliyordu. Bence geliyor çünkü bu sese odaklanıyor diye biliyorum. Tamam yaz geldi ya. Benim okul için birkaç tane kısa tişört almam gerek. Çünkü kalmadı tişörtlerim. Babamınkileri hafiften hafiften götürüyorum. Fark ettirmeden ama fark ediyor artık. O yüzden onları almam lazım. Bir iki tane bakacağım. Bir de belki böyle pantolon falan bulabilirsem bakalım. Evet yani genel hem bir alışveriş olacak hem bayram alışverişi gibi olacak o zaman. İnsanlar diyorlar bunlar ne yapıyor? Bizi tanıyanların yüzü var ya aşırı komik böyle. Bir anda falan. Evet tanıyanlar da var arkadaşlar ama çaktırmıyoruz bizi. Melike senin çocukluğun aklıma geldi. Bir şey söyleyeceğim, ben de buraya gitsem beni yargılarlar mı acaba? Oynarsan evet. heykel dur oynuyorlar bak. Ben de yapsam ne olur? Müzik çıktı, kapatmam gerekiyor. Hadi bakalım. Haydi biz kaçalım diye. Evet. Hiçbir şekilde kıyafet bulamadık. Neydi buranın adı? Ekru. Artık hiçbir şey bulamadım. H&M'i gezdim. İşte Nike falan her yere gezdim. Bulamadım. En son buraya geldim. Bunu almaya karar verdim. Evet şu anda Instinct'e geldik ama burada da yok hiçbir şey. Ben bayrama şöyle bir takım alıp bitirsem mi? Hiç gerek yok bence daha fazlasına. Yani bence bu benim için okey. Bunlarla mı gezeceğim bayramda? He. Kızım hakikaten ya bu kalabalık bu kalabalık ne ben anlayamadım ya. Aşırı derecede bir kalabalık var. Hangi mağazaya gitsek ağzına kadar dolu. Ve hiçbir şey bulamıyorum. Orası problem. Yani mesela nereye gezersem gezeyim hiçbir şey yok. Evet hiçbir şey yok. Hangi mağazaya dönüyorsak. Gel göstereyim. Kalabalık çok fazla arkadaşlar. Bir de beden bulamıyorsun. Gel çıkalım dışarı doğru bakalım başka bir şey var mı? Bir de aynı zamanda arkadaşlar çekim de yapamıyoruz. Çünkü çekimde müzik çok. İşte aynen. Kamera yasak diyorlar, bilmem aynen. Ne diyorlar. Böyle bir ton şeyle uğraşıyoruz yani. Bir de arkadaşlar burada da bir tane galiba şey var. Oyun şeyi mi neyi mi eğlencesi tarzı bir şey var. Sonunda bunu bir tıkta kaldırabiliriz. Evet. O yüzden de zaten bizim sesimiz gelmiyor. Ben kendi sesimi duymuyorum yani. Migros'a geldik arkadaşlar. Çünkü Melike'nin bir planı varmış. Evet. Bence şunu al Melike. Şu arabayı al. Bence bunu alayım. He? Bence bunu alayım. İyi. Planını anlat. Şimdi planım ne? Kendim böyle şekerleme tarzı bir şey yapacağım. Paket. Aynen paket yapacağım aslında. Buradan şekerler alacağım. Sonra içine para falan koyacağım. Daha sonra kurdeleyeceğim. Çok güzel böyle bir paketleme şekerlemesi tarzı bir şey. Bayram şekeri değil de bayram paketi yapacağız yani. Gibi bir şey. Yani mesela beni istediği zaman direkt vereceksiniz. Hem şeker hem parayı katmış oluyor yani. İkisini de alacağım. Evet şimdi gideceğiz arkadaşlar. Sevdiğimiz beğendiğimiz çikolataları alacağız. Bir de jelatin alacağız. İçine koyacağız paketleyeceğiz. Evde bunu yapacağız zaten göreceksiniz. Şimdi kısa kısa alışveriş yapacağız. Şu an için
Arkadaşlar onu da söyleyeyim. Şu an için yukarıda giyim bölümü, yemek bölümü çok kalabalık. Aynen. Normal alışverişi sonra yapacağız artık. Yani ilk önce ben burayı halledelim dedim, ondan sonra yukarı çıkacağız. Evet, o arada yukarıdakiler biraz şey olacak. Azalacak çünkü iftar saati yaklaşıyor, daha da az olur. Şimdi hadi girelim. Içeri? Gir. Tamam, mübarek olsun, hadi bakalım. Gidenzi. 15 paket yeter çünkü bize çok fazla kişi geleceğini zannetmiyorum. Hatta 5-6 tane yeter de dışarıda da dağıtırız çocukları görüp. Ne dersin? 7 olur. Videoya ekleriz. Aa bakın size bayram şekeri paketi yaptık gibi. 10. Matematiğim kötü olduğunu anlıyorsunuz. Kaç tane aldın? 15 tane. 15. Bir tane ben aldım, 16. Bir tane daha al. 17. Yedek dursun. Bir de şu varmış. Şu neymiş? Bu da tuzlu karamelli süt. Ay yok yok, tuzlu karamel hiç sevmiyorum ya. Kaç oldu Melo? 16 tane alacağım. 16 tane alacaksınız. Evet arkadaşlar, 15 tane yapacağız ama bir tane fazla alıyoruz hepsinden. Bir de böyle uzun bir kinder aldık. İçine kinder koyacağız torbanın. Bunlar çok tatlı bu arada. 16 tane, 16 tane aldın emin misin? Aynen 16 tane aldım. Ama yok hayır. Bir dakika, orada eksik var kızım. Emin misin? Eminim. Bakayım, say bakayım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aa 11 tane aldım. Ben biliyorum. Ben kızımı tanıyorum. Tamam. Ne olmuş ya? Benim birazcık karıştı yani. Birazcık çocuklar böyle çok eğlenceli, çok böyle bol, böyle istediği şekilde yiyebilecekleri bir paket yapmak istiyorum. Bence çok güzel de duruyor. Baksana bir. He? Şunlar çok, burada çok hoşuma gitti. Şu an, evet, şu an araba bile cıvıl cıvıl. Bu arada arkadaşlar çokonatları bıraktım Elike. Çikolatalılar dedik, onlar çok büyük dedi. Yani kocaman bir güzel duracağını düşünmüyorum. Ya böyle daha canlı bir şeyler istiyorum. Daha böyle hoşuna gidebilecek bir şey. Evet, renkli olması daha güzel. Çok önemli bizim için. Evet, olmazsa olmaz. O Haribo'nun o minik jelibonlar da çok hoşuma gidiyor. Benim çocukluğumda bile her zaman bunlardan veriyorlardı. Kapılarını çalıyordum, belki para verir diye bunlardan veriyorlardı. Beni hep gönderiyorlardı. Evet, onlardan da koymazsak olmaz. İnce küçük bonibonlardan bulamadım ya. Ya arkadaşlar nasıl biliyor musunuz? Bakın şöyle uzun, yani şunun boyutunda. Hani böyle sallıyorsunuz. Bravo. O aldığın ne? Dur hapşıracağım. Dur. Çok yaşa diyen arkadaşlar için size de diyorum. Çok yaşa baba. Bir de ortam içinde yapmam. Ne yapayım kızım? Hapşırmayayım mı? Şeyli. Aa! Düdük şeker mi? Düdük şeker bunlar. Alsın ondan. Alsın tamam. Evet mi? Evet. 2, 3. Her renkten al. 3, 4, 5, 6. 7, 8. Yeşil de alalım. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bir şey söyleyeceğim. Farklı renklerden aldık ya. Çocuklara haksızlık olmuyor değil mi? Yani yok ya. Yok ya, bunların bence şey paketleri şey ayrı ayrıdır. Tatları aynıdır bence. Ben elimizden geldiği kadar ayrı ayrı koymaya çalışırız hepsini de. Ne kadar tuttu demiştin? 1627. Evet, 1627 liralık. Çikolata aldık. Bunları da ben taşıyacağım artık değil mi? Evet, 1627 liralık. Çikolata aldık Melike. Bir de şey arkadaşlar, oradaki kadının önüne koyduk ya çikolatalı, bize böyle bakıyor. Hani o an ne yapıyorsunuz falan diyeceğiniz. Aslında arabanın içerisinde hiçbir şey yok ama ince ince küçük küçük paketler olduğu için bayağı bir şey oldu yani. Evet, dın. Evet artık arkadaşlar. Arkamızdaki insanlar gitmeye başladı yani. Dediğim gibi bakın burada 1600 küsür liralık bir alışveriş yaptık. Şimdi bunları evde paketleyeceğiz. Ama öncelikle Melike'nin alışverişini yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi kamerayla çekim çok zor oluyor bazen. Biz öncelikle alırız. Eve gideriz. Öncelikle alırız, eve gideriz, evde öyle çekim yaparız. Orada gösteririz büyük ihtimalle. Bir de ben alışveriş yapmadan önce yemek yiyeceğim. Onu da söyleyeyim sana. Evet açsın. Tamam, onu ben arkadaşlara göstermeyeceğiz zaten. Çünkü millet oruçlu olacak. Karnımız çok acıktı arkadaşlar. Yemek yemeye geldik. Yarışacağız değil mi? Evet. Bu arada biz bu videoyu bayramdan sonra yayınlayacağız. Bayramdan sonra yayınladığımız için kimse oruçlu olmayacak. Yani o yüzden her şeyi ne yediğimizi gösterebiliriz o zaman. Bence de. Benim yiyeceğim zaten klasik. Evet. Bilmiyorum ama çok acımayacak bir şey yemek istiyorum. Evet. Yemekler gelsin arkadaşlar, ben tekrar kayda başlatacağım. Kamera çekmediği için böyle duruyoruz. Eğil kızım, eğil. Arkadaşlar yemek gelmiş. Yemek yerken mutlu olan bir Melike bırakıyorum. Babam saniye başı böyle yapıyor. Abi burnumda baharat geldi burnuma. Onu toparlayamıyorum bir türlü. Mesela sipariş veririz değil mi? Baba sen bir şey istiyor musun? Yapıyorum böyle. Bana da ondan alsana. Burnuma bir şey geldi. Bir de koca burnumluyum ya. Evet arkadaşlar, Melike'ye şöyle bir menü söyledik. Bir salata var. Ne yediğini bilirsiniz. Ben bilmiyorum ne olduğunu. Böyle makarnası var. Ben bilmiyorum ama çok güzel. 3 parça standart tavuğu var. Ve patatesi var. Babamda da arkadaşlar aynı böyle bir tane tavuğu var ama hamburgeri var. Evet. Teşekkür ederim Melike. Söylediğin çok iyi oldu. Ben de bu şekilde bir baharatlı bir tavuk. Aynı böyle bir salata ve patatesim. Aynı zamanda da şöyle bir hamburgerim var arkadaşlar.
Evet, bize afiyet olsun arkadaşlar. Videonun sonuna bakayım. Ne yapacağız, ne edeceğiz onu kararlaştıracağız. Yorgunluk seviyemi size anlatamam. Arkadaşlar bir şampuanı ben tutuyorum. Yarısını başka kadın tutuyor. Sıkınca üstten damlayanı da başka bir kadın alıyor. Yani abla diyebileceğim insanlar benden daha çetin çıktılar. Böyle bir yani. Ben böyle abla görmemişim. Ben böyle bayan görmemişim. Ben böyle bir kadın görmemişim. Abi böyle bir şey olabilir mi? En sonu kavga ettik, ben moda girdim, böyle yaptım. Hanım hanım dedim, o benim. Onu ben kendime ayırdım. Şaka bir yana arkadaşlar, bayağı kalabalık gerçekten bayram öncesi. Bayağı da bir şey aldım ama yani. Milletin saçını başını yolacağım yani. Sakin ol. Valla saçınızı başınızı yolarım valla. Gerçekten babam kendini çok adapte etti. Şimdi arkadaşlar buradan eve gideceğiz çünkü gerçekten çok yorulduk. Evet. Aldıklarımızı, yaptıklarımızı, her şeyi zaten evde sizlere göstereceğiz. Evet, hayırlısıyla bir eve gidelim hadi. Valla gidelim ya. Valla geberciğim ya. Allah Allah ya. Sanki bütün şeyler ateşmiş. Evet arkadaşlar, ben eve geldim. Babam şu anda evde değil, aşağıda arabayla alakalı birkaç problem varmış. Onları yapması gerekiyormuş. Şimdi size bir oruçlu nasıl olur, bak son halini gösteriyorum. İftara son 6-7 dakika kala ki. Eren'in tipi, bak bakayım ablam bana. Peki Eren, çok acıksın mı? Çok bayağı mı acıktın? Acıkmadım, susadım. Susadın mı? Sen şöyle Eren'in nevalesini gör. Dur anne bir saniye, şöyle bir masayı da göstereyim arkadaşlar. Bakın düne göre daha az şey var. Biz iftar yapmıyoruz diye annem daha az şey hazırlamış. Annem de oruçlu bu arada. Allah ikinizin orucunu da kabul etsin. Keşke ben de bugün tutabilseydim. Şu şekilde arkadaşlar. Bir de şimdi sizlere bir şey daha göstereceğim. Eren bayağı bir şey almış. Arkadaşlar burada benim var. Dur bakayım göstereyim. Ne o? Pizza. Pizza. Canın cidden pizza mı çekti Eren? Evet. Tipe bak. Evet. Bak. Bir de arkadaşlar Eren buraya maşallah her şeyi yığmış. Senin bunlardan almış. Bu arada arkadaşlar siz de bunları seviyor musunuz? Ben bunları gerçekten çok seviyorum. Yorumlara yazın. Bakın. Oh. Maşallah Eren, yani ne almışsın bu kadar. Tipe bak, kurban olam ya. Buna birazcık çok gerisi bir şey oldu ama. Tamam. İftar açtığın zaman Eren, o ilk su içişini çekeceğim, tamam mı? Az kaldı ablacığım, dayan. Dayan daha Eren. Daha bitmedi, daha bitmedi. Eren dayan. Az kaldı ablacığım, sen hallisin, az önce görüyor çocuk. Bak mikçe kaldım. Evet evet, bayağı bir şey almışsın. Tamam. Şimdi iftar ezan okunduğunda senin o ilk su içişini arkadaşlara göstereceğim, tamam mı? O zaman ben de içmem. İçe göstereceğim. Az kaldı, tamam? Hadi sakin ol abicim. Patates de burada. Hadi arkadaşlar geçelim. Vallahi aslında ben de yeni yemek yememe rağmen acıktım, ben de yiyeceğim. Dur Amerika. İç hadi. Mutlu musun? Tıkandı. Öyle bir susamış ki arkadaşlar, yani saniye başı su, su, su. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin abicim. Ezanın kızı da okundu. Hadi ye artık pizzalarını. Bir kendine gelemedi. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar ben iftar yapmayacağım. Annemler burada yemeği yiyecek. Ben odama çıkacağım. Yeni aldıklarıma falan bir bakacağım. Düzenleyeceğim onları. Çünkü sizlere göstereceğim. Evet, sözünü kesin. Pizzaya saldırmış başlamıştı. Dur bakayım. Ayranda. Vallahi Allah, arkadaşlar ayran, tamam. Hem oruç tutanların hem de siz ikinizin, vallahi Allah oruçlarını kabul etsin. Amin. Yarın da bayram inşallah. Bitmeyen vlog videomuzun devamını çekiyoruz arkadaşlar. Yemin ederim bizim kedi gibi. Sabaha arkadaşlar bizim kedi, bilmiyorum sizin kediniz öyle mi? Adım attıkça duruyor. Adım böyle attıkça duruyor böyle. Saklanıyorum. Böyle duruyor falan, çok komik. Melike bir şey anlatırken yaşamak zorunda mısın? Böyle canlandırmak zorunda mısın? Zorundayım. Nasıl iftar nasıl geçti? Zorundayım. Vallahi bende bir şey yok arkadaşlar. Ben video çektikten, iftar çektikten sonra ben direkt kalktım, yukarı çıktım. Odamı toparladım. Biz toktuk zaten. Ama Eren'i görmeniz lazım. Vallahi. Ya vallahi öyle bir yiyor ki baba, hayatına sanki. Ama helal olsun lan, çocuk bayağı tuttu vallahi. Vallahi helal olsun. Keşke ben de bunu tutabilseydim. Evet arkadaşlar, eve geldik. Ben arabayı yıkadım. Dışarıda dedim arabayı temizledim biraz. Çünkü yarın misafirliklere, ziyaretlere gideceğimiz için araba biliyorsunuz dağda bayırda gezdiğim için çok pisti yani dışı. Yani çamurlu bir arabayla gitmeyelim lütfen zaten. Evet, temizlik yaptık. Şimdi Melike ile aldıklarımızı göstereceğiz size. Orada çekemedik çünkü çok kalabalıktı. Aynen. Her yerde kamera çalıştıramıyoruz. Çalıştırsak. Müzik de çok vardı. İzin vermiyorlar. Müzik var falan filan. Evet Melike'ciğim, ilk aldığın şeyi gösterir misin? Tamam arkadaşlar, şimdi gösteriyorum. Bu arada Melike'nin televizyonunu çalıştırmış. Bakın kullanıyor, nasıl görsel. Evet, vallahi çok güzel oldu. Muazzam, muazzam bir gürültü vardır o. İyi ki oraya takmışız gerçekten. Şimdi arkadaşlar, evet, sizlere ilk olarak aldıklarımı gösteriyorum. Şöyle bir tane
hırkaldım. Normalde düz bir hırkalacaktım. Neden şimdi delikleri kaldın? Bunun bir anlamı yok. Derseniz haklısınız. Onunla çok iyi balık yakalanır ha. Bunu bir aksesuar olarak aldım. Melike onunla çok güzel balık yakalanır gölde. Çünkü hava... çok komik. Havalar sıcak arkadaşlar. Böyle üzerinde sadece durabilmesi için aldım. Bakın bu şekilde. Bu çok hoşuma gitti. Fiyatlarını falan hatırlamıyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim, etiketlerini de çıkardım. Daha sonra böyle bir... Kumaş pantolon. Kumaş pantolon aldım. Şimdi bu şekilde olmaz. Sen hemen koşa koşa gidiyorsun yanımdan, giyip geliyorsun. Tamam, geliyorum. Hadi bakayım. Hadi bakayım. İyi. Evet, pantolon güzel. Hoşuma gitti. Bir tık uzun ama baba. Evet, onun paçalarını... Kızım ne bir tık uzun? Allah aşkına bir dakika. Ayaklarımı kaybediyorum. Bakar mısınız? Onun neresi bir tık uzun? Paçası senden büyük. Ne alaka baba? Gayet güzel ya. Ben çok beğendim. Bunun bayağı bir paçalanan işlem gerekiyor. Bak, dön bakayım. Yapacağım. Bir tur at bakayım. Bir saniye. Ayakkabı falan giydiğimde böyle yapacağım. Kızım öyle olmaz. Niye? Saçmalama kızım, pantolonun yarısını katladın. Bence çok güzel oldu. Kızım pantolonun yarısını katladın. Olmaz. Ben çok beğendim. Baba niye öyle diyorsunuz ama kalbime kırıyorsunuz. Yok, onun paçalanan yapması lazım. Onu bir terziye vermemiz lazım. Dön bakayım yavaşça, bir arkadaşlar görsün. Evet arkadaşlar şu şekilde. Ne diyorsunuz böyle. Bilmiyorum. Ayakkabı olarak ne aldın? Bizim kedi gene kapak buldu galiba. Büyük ihtimalle. Şimdi arkadaşlar hazır mısınız? Nazırız. Nazır mısınız? Evet arkadaşlar, güzel bir like alalım. Gerçekten çok uzun bir video çektik sizlere. Ama hepsi deli dolu geçti. Evet. Güzel geçti. İnşallah sıkılmaz. Videoyu beğenirsiniz. Kesinlikle böyle. Kesinlikle yorumlarınızı da bekliyoruz. Hadi bakayım, geliyor geliyor güle. Her zaman Melike'nin aldığı ayakkabı. Arkadaşlar ben zaten, beni bilenler bilir, benim bütün ayakkabılarım beyazdır. Evet. Beyaz hariç başka hiçbir ayakkabı giymeyi sevmem. Mesela Eren'in ayakkabı koleksiyonunu görmeniz lazım. Mavi Nike'ından kırmızısına kadar babamınkileri zaten. Bayağı yürünmüş. Ya bir tık yürüdüm orada, koştum falan hatta. Çünkü hani güzel olmuş. Ayağının vurmasını istemiyor. Çünkü yani, daha önce aldığımız ayakkabılar çok vuruyordu ayağına. Hatta en son aldığımı falan gittim götürdüm. Babamınkileri görmeniz gerekiyor. Yani bu Nike var ya, 20 tane kutu var odasında. Giymiyor. Ben Nike hastasıyım. Evet. Biliyorum. Daha etiketleri üzerinde ayakkabılarım var. Zamanında 300-500 liraya aldığım ayakkabılar şimdi 3-5 bin lira olmuş. Şimdi ayağım büyüsün. İyi ki de almışım. İyi ki de yani. Almışım. Fuzuli diyordum. Ama şu an satsam herhalde bir 30 bin lira mı olur? Çok daha fazla olur, emin ol. Evet. Ben çok fazla fuzuli bir harcama yapmadım. Evet, gratis poşetimiz de var. Dedikten sonra gratis dökülüyor. Dedim ki çok fazla bir şeye ihtiyacım yok. Bunları saymayacağım. Aman Melike. Aman dökülmüş. Aa kızım. Dökülmüş. Hangisi ne patlamış? Açılmış? Patlamış? Bu açılmış. Ya, elimdeki açılmış. Tamam bunu dur kapatayım. Tamam şöyle. Arkadaşlar böyle. Bunları kendime aldım ben. Bu benim şampuanlarım. Bu da kendi şampuanım. Ama bunu bir tekrar... saniye göstermek istiyorum. Şöyle bir şampuan hiç gördünüz evet, mü? Bir de tekrar söyleyeceğim arkadaşlar, bakın ürün tavsiyesi değildir. Böyle bir tavsiye değildir. Bu tamamen bizim kullandığımız, kendi şahsi aldıklarımızı gösteriyoruz. Çok garip bir şampuan. Ama çok gerçekten. Güzel köpürüyor arkadaşlar. Bundan var ya, ufacık böyle parmağınızın ucuyla alıyorsunuz. Bir yıkıyorsunuz. Köpükten arındıramıyorsunuz kafanızı. Yani ve kokuyor zaten. Naneli fresh bir yapıya sahip. Saçları çok güçlendiriyor. Benim alnımın ortasından bile saç çıkardı bu. Benim hoşuma gidiyor, bilmiyorum. Bu bilgi için teşekkür ederiz baba. Daha sonra arkadaşlar ben kendime şu iki... bunun her tarafa gelmiş baba şampuanın ya. Tamam, fazla yatağına bulaştırma. Şöyle bir tane şampuan, bir tane de saç kremi aldım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, böyle Elsev'in saç kremi. Bu ne? Daha sonra da böyle at kılıf fırçası aldım. Aç bakayım, onu çok merak ediyorum. Gösteriyorum. Ya. Bakın bu şekilde. Bunun böyle bir kesesi var. İçine koyuyorsunuz tamam, bunu. Keseyi geç. Bakın bu şekilde elinizi buraya takıyorsunuz ve duştan önce vücudunuzu bu şekilde tarıyorsunuz diyeyim. Bunu böyle sürüyorsunuz vücudunuzdaki böyle... Ver bakayım çok... Aa arkadaşlar çok ve böyle hassas bir şey ama yakıyor var ya. Yakıyor bir zamandan sonra biliyor musun? Ama iyi şeyler değiller bu kadar cildinize bunları. Mentolü yani. Yakıyor yani cildini şu an yanıyor. Yok, mentol kokusu yok, atkılı da kokmuyor. Atkılı kokusu nereden biliyorsun? Daha önce atkılı da koklamadım zaten, evet. Zaten. Daha sonra arkadaşlar şöyle bir yoksinin bir tane... Bunu daha önce ben kullanıyordum. Bu da güzel, evet. Aynen, bunu da ben seviyorum. Daha sonra bir tane şey aldım. Tarak adını unutuyorum arada. Tarak aldım. Hep aynı tarak kullanıyordum. Bir tane alayım dedim. Bir de benim klasik kaşlarıma kullandığım bu kaş sabitleyicimden aldım. Evet, burası da 1800 lira tuttu arkadaşlar. Parayı ben ödediğim için çok iyi biliyorum fiyatlarını. Evet. Yaklaşık Melike'nin bayramlık kıyafetleri de 6-7 bin lira civarında bir şey tuttu aynen, arkadaşlar. Aynen, dediğim gibi çok da bir şey ayakkabı almadım. Çok pahalı çünkü. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi biz aşağı ineceğiz Melike ile beraber. Melike ile beraber çikolatalık bayramlık paketleri hazırlayacağız. Çocuklara aynen. Vereceğimiz bayramlık paketleri. O kadar paketleri. Alışveriş falan yaptık ki hepsini aşağıda marifetlerimize göstereceğiz. Evet. Şimdi sen bunları banyoya koy. Tamamdır. Ondan sonra aşağı gel, seni bekliyorum. Ama bir şey söyleyeyim.
vereceğim. Birkaç ortalığı ayarla. Her şeyi benden bekleme. Yok kızım, sen yap, ben geleceğim. İyi tamam. Şey, seni aşağıda bekliyorum, tamam? Ben de aşağıda çikolata şekerleri ayarlayayım. Tamam canım, ben de. Hadi canım. Görüşürüz. Bir oraya. Bay bay. Gül. Evet arkadaşlar, şekerlerimiz, çikolatalarımız, her şeyimiz hazır. Çekiyor musun Ayla? Evet, süper çekiyorum. Hayır, şu an hiçbir şey yok. Oturabiliriz. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, bu dediğimiz sürpriz şeker şeylerini yapıyoruz. Ben ayaktayım, tamam. Arkadaşlar bakın, size orada söylediğim poşet şu. Bakın şöyle, ha burada var, açığı var. Böyle üzerinde böyle çocuklar falan, figürler var. Bizim çok hoşumuza gitti. Evet. O yüzden bunu alalım dedik. Üstünde bir marka ismi yazıyor ama yazsa da çok önemli değil. Buraya da hatta isim bile yazabiliriz, birinin ismini. Beslenme poşeti diye geçiyor. Bir de böyle şeffaf var. Sence hangisi Melike? Bence bu çok daha güzel. Çünkü arkadaşlar bir masayı göstersene, bayağı bir şey koyacağız. Sence Ayla? Bence Melike'nin elindeki hem bence geniş de. Hem de sonra ilerideki zamanlarda da kullanılabilir tamam, arkadaşlar. Tamam, hepsini ileride koyacağız o zaman. Paketlerimizi şimdi hazırlıyoruz. Şöyle açıyorum. Bakın ne kadar özenli bir şekilde yapıyoruz bunları. İnşallah çok fazla çocuk gelir de hepsini koyarız. Bir tane bundan. Birincisi Eren var zaten. Zaten başta o bekliyor yukarıdan. Bir tane çikolata, bir tane düdüklü şeker. Bana çikolata verir misin baba? Bir tane... Bir tane tadelle. Kızım eksik koyma. Yok yok, koymuyorum. Eksik koyma. Buradakileri unutmayın yalnız. Buradan bundan bir tane. Bir tane bundan Ayla. Görüyorum. Evet. Ben bir tane dondurma yine çikolata. Bu arada arkadaşlar çok şeker yemeyin çocuklar, öyle söyleyeyim. Bu bayrama özel. Bu bayrama özel. Bu kadar koyuluyor, bu kadar önünüze geliyor ya. Her zaman bu kadar çok yemeyin. Çok iyi bir şey değil, zararlı. Biz şu an bunu yiyen çocuklar bir kere yesin, uzun bir süre de yemesin diye bayağı koyuyoruz zaten. Uzun bir süre yemesin. Uzun bir süre. Bir tane de bundan koyuyoruz arkadaşlar. Ha, en sevdiğim çikolata Tadelle. Evet, bir tane de Haribo koyuyorum. Böyle böyle hazırlayacağız. Bir de burada Kinder çikolata var arkadaşlar. Dur ben bunu direkt içine attım. Oldu, onun içinde 4 tane var. Harbiden bu arada şu anda içine evet, attım. Bir de böyle Kinder çikolata, bundan koyuyoruz. Başka ne koymadık? Başka? Hepsinden koyduk. Hani her şeyi koyduk. Hayır, bir dakika. Kapamadan önce... Yok, hayır. Şöyle ağzını kapatıyoruz. Evet. Kapamadan önce sevginizi de koyuyorsunuz. Yarın evet. Bayram. İyi bayramlar. Peki senden de bekliyorum. Bu arada poşetler hava kaçırmıyor. Bu çok İyi bayramlar. Kızım yemeyeceksin. Çocuklara vereceğiz bunu, çocuklara. Niye? Melike çocuk değil mi? Melike de çocuk da yemesin yani. Ben bunları hediyelik yapıyorum. Bir tane bundan. Son paketimiz arkadaşlar. Bir paketten 15 tane çıkıyor zaten. Valla arkadaşlar kimsenin rızkını almadım. Bisküvi için aldım. Kaç tane varmış içinde? Evet 15 adet var. İstediğim şeyde 15 tane zaten. Şu çikolata da. Bundan. Evet bundan. Bir tane Rocco. Ana. Toblerone eksik. Şey, Napoliten kare çikolata eksik. Onun yerine Tadelle koy fazlasıyla. Aa evet. Onu valla ben yemedim. Hatta emin misin? Valla ben yemedim. Şu çikolatadan bir tane fazla koyalım. Bir tane de Haribo koyalım. Tamam, bunu daha fazla ödüllendirelim. Bak sabah sabah buzluktan suyu aldı geldi. Evet arkadaşlar, bayram sabahımız geldi. Çattı. Evet, Allah herkesin tutmuş olduğu oruçları kabul etsin. Amin. Bayramlarını kutlamak nasip etsin. Amin. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bardağın farkında mısınız? Bakın suyu buzluğa koyuyor, donduruyor, getiriyor. Ya arkadaşlar normalde bizde şey var. Neydi onun adı? Neydi onun adı? Hani damacana koyuyorsunuz, hem soğuk yapıyor hem sıcak yapıyor. Ama ha, annemler hava daha tam ısınmadığı için açmıyorlar. Yani. Soğuk su sebile olmasın o. Öyleyse arkadaşlara ben daha iyi anlattım. Bak soğuk su koydu. Bir de burada çözelti koyuyor içine. Çözelti. Tabii o yani. Niye adını söylesen o çözeltinin? Beri biskus. Beri ibiskus. Birazcık daha koymam lazım. Bayram sabahı da bayram sabahı da beri ibiskus içmedim demiyor. Ama çok güzel harbiden baba ya. Çaydan daha güzel bence. Bu da Eren'in suratı arkadaşlar. Yeni kalktık. Şu anda saat 10 civarı. Günaydın. Bu anasının suratı. Anladım. Bu kedinin suratı. Arkadaşlar size bakın. Sofrada fazladan bir tabak daha var. Bunun sebebi kediye de bayram tabağı hazırlamışlar. Bizimle beraber yesin diye. Şimdi bir şey soracağım. Senin tabağın yok. Ha, buradayım tabağın. Ben oradayım, evet. Melike demin o iddiaya girdik. Sence bu yumurtalardan hangisinde çift sarı var? Hadi bul bakalım. Ben bakacağım. Bence hadi herkes önünü alsın. Kessin bakalım. Bak bence bunda kesinlikle var. Bu kesinlikle çift sarı. Al bakayım. Adım gibi eminim. Dur bekle. Şöyle yapıyorum. Sen hangisini alacaksın? Tek sarı. Aa çift sarı. Hayır çift sarı. Aa çift sarı. Evet. Tekte buldum. Çünkü arkadaşlar hem burada sarı var hem de yanında sarı vardı. Dedim ki kesin bunda var. Bende iki de tek. Evet bir tane vardı, o da sana denk düştü. Paralarımı alayım. Her zaman şanslıdır ya. Her zaman. Evet şimdi bayram sabahımız bu. Bayram sabahınız herkes cicilerini giysin.
Dicilerimizi giydikten sonra bayramlaşmak için artık yola koyulabiliriz. Bayağı bu arada gideceğimiz yerler var. Halamlara gideceğiz, babaannemlere gideceğiz, teyzemlere gideceğiz. Bayağı uzun bir yol olacak bizim için. İyi bayramlar kedicik. Kedicik. Evet arkadaşlar, kedimiz çok tatlı maşallah ya. Geliyor. Geliyor. İşte o geliyor. Bayramların en yakışıklı çocuğu. En karizmatik çocuğu. Dur bayramlarını gösterelim. Takım elbisesiyle Eren Ali. Çok güzel. Sana iyi bayramlar. Evet arkadaşlar, bu arada bayram poşetimiz de bitti. 15 tane dedi. 6-7 tane kaldı. Paketi gelen çocuk arkadaşına haber veriyor. Sürü halinde geldi. Sürü halinde geri geliyorlar. Çocuk, kızın bir tanesi geldi böyle yaptı çocuk. 5 yaşında mı 6 yaşında çocuk böyle dedi ki, benim dedi 2 tane ablam var dedi. 3 poşet daha versene. Dedim niye 2 ablam var, 3 poşet istiyorsun? Kendine de yedek istiyor. Evet arkadaşlar, şimdi o geliyor. Bütün gözler onu bekliyor. Melike Elif Çetin Taş geliyor. Zaten bir saniye. Paçalarıma baktım. Evet ama. Arkadaşlar, Melike geldi. Paçalarımla. Evet. Ayaklarımı kaybedebilme özelliğim ne? Nasıl? Bence çok ciksi oldu. Eren gelsene buraya. Eren'le kombimiz çok uyuyor bu. Eren zaten hemen üstü başı, evet üstü başı çıkardı. Takım elbiseyi çıkarmasaydı çok güzel olacaktı. Takım elbiseyle de çok güzel duruyor. Annem, elini öpeyim. Evet, bayramlaşma fastığımız arkadaşlar. Para anlaşması yapılıyor. Babaların eli öpülür. Herkes babasının eli öpülür. Öpün bakayım. İyi. Tamam tamam hadi. İyi bayramlar. Dur Eren. Tamam, sana da vereceğim. İyi bayramlar. Rujumu çıkaracağım bak. İyi. İyi bayramlar. Şey gibi, ruj izledi de kızamık izi gibi yani. Bunlar biz de alabiliyor muyuz? Alerjik izi. Evet, herkes birer tane. Herkes birer paket alabiliyor. Şimdi arabaya gidiyoruz. Ben diyorum ki onları bırakın. Yolda verelim çocuklara. Ne dersin? Tamam. Aa tamam. Yolda çocuklara şöyle yapalım. Diyorum ki bak, bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu diye. Olsun. Bizi tanıyor musunuz diyelim. Tanıyorum derse verelim. Nasıl? Ayıp olur ama. Bence şey değil yani. Sadece tanıyorsan vermek olmaz. Şey gördüğümüz insanlar. Düşünsene tanımıyorsa. Ver çikolatayı. Ver şekerimi. Şey diyeceğiz. Hani bayramınız mübarek olsun. Sizin için bizden bir hediye. Deyip bunu vereceğiz. Öyle mi yapalım? Bence çok daha mantıklı olur. Hadi herkes toparlansın, arabada görüşürüz. Tamam, ikinci çantayı da alıyorum. Hadi bakayım. Kaçalım.